Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere bugün zaman ölçme ile ilgili problemleri çözeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda anlatım da yapacağız yani. Zaman çevirmelerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları teker teker anlatacağız arkadaşlar. Diyor ki birinci sorumuz, bir dizi film 20.40'da başlayıp 23.10'da sona erdiğine göre bu dizi kaç dakika sürmüştür? Arkadaşlar, bildiğimiz normal çıkartma işlemini burada uygulayacağız. Ama nasıl? Tabi yazalım bir. 23.10'dan 20 nokta çift nokta 40'ı çıkartacağız. Peki arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Dakikadan dakika çıkıyor mu bakalım? Bak, sol taraf saat, sağ taraftakiler dakika. 10'dan 40 çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz değil mi? Dolayısıyla sol taraftaki saatten bir tane saat, hani normalde çıkartma ve toplamalarda çıkartmada çıkmayınca soldan bir onluk bozduruyorduk ya, buradan bir saat bozduracağız. Ama şunu söylememiz gerekiyor, bir saat eşittir 60 dakika eder arkadaşlar. Yani bu çevirmeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Bir saatin 60 dakika ettiğini, dolayısıyla ben 10 dakikanın üzerine ne ekleyeceğim? Şimdi buradan bir saati bozdurdum, yeni çıkartmamız ne olacak? 22, onun üzerine 60 eklersek ne olacak? 10 artı 60'tan 70 dakika. Demek ki 22, 70 oldum ben. 20, 40'ı da altına yazıyorum. Şimdi çıkartma sağlanır mı? Sağlanır. İşte burada arkadaşlar, çıkartma işlemlerinde alttaki dakikadan büyük hale gelinceye kadar soldan saatleri bozdurup bir saati 60 dakika olaraktan dakikanın üzerine ekleyeceksiniz. Tek yapmanız gereken bu. Şimdi 0'dan 0 çıktı. 7'den 4 çıktı. 3 nokta. 2'den 2 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 2'den 0 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Demek ki 0, 2, 30. Demek ki 2 saat 30 dakika sürmüş. En son bize neyi soruyor? Bu dizi kaç dakika sürmüştür? Şimdi 2 saat 30 dakika. Hocam, 1 saatin 60 dakika olduğunu söylemiştiniz. O zaman 2 saat kaç dakika olacak? 2 çarpı 60'tan 120 dakika olacak 2 saat. Peki direkt cevabımız 120. Hayır. 2 saat 30 dakika dedik. 120 artı 30 da var arkadaşlar. Eşittir ne olacak? 150 dakika sürecek bu dizimiz. Geçiyoruz şimdi ikinci sorumuza. Ayşe saat 15.05'te ders çalışmaya başlıyor. 45 dakika ders çalışıyor. Ayşe'nin dersi saat kaçta bitmiştir? Direkt toplama işlemi arkadaşlar üzerine ekleyeceğiz. 15.05'in üzerine 45 dakika. Yalnızca dikkat, sağ taraf dakikaların tarafı, sol taraf saatlerin tarafı. Yani alt alta yazmayı düzgün yaptığınız şartta yanılma imkanınız yok arkadaşlar. 5 ile 5'i topladım, 10. Elde var 1. 4 ile 0'ı topladım, 4. Elde var 1'di, 5 oldu. 5 aşağıya indi, 1 geldi. Demek ki 15.50'de 15.50 gece bu Ayşe'nin dersi bitmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz ekranlarımıza gelsin. Saat 15.30'da ders çalışmaya başlayan Kemal 45 dakika ders çalışmıştır. Peki Kemal ders çalışmayı kaçta bırakacak? Şimdi yine aynısını yapacağız ama burada bize bir şey öğretecek. Burada bize çok önemli bir şey öğretecek. 15.30'un üzerine 45'i eklediğimde ben arkadaşlar, ekliyorum 5, ekliyorum 7. Ne oldu? 5 aşağı indi. 1 altında kimse yok. Direkt 1. Hocam 15.70, 15'i 75 geçe. Arkadaşlar, 75 geçe diye bir dakika olur mu? Olmaz. Dakikalar en fazla kaça kadardı? 59'a kadar değil mi? 59'dan sonra 60 olunca 60 demiyorduk, 00 deyip bir tane saat ekliyorduk. Peki ben 75'i içinden saati nasıl çekip alacağım? Arkadaşlar, 75'i yazıyorsunuz, 60'ı yani 1 saati çıkartıyorsunuz. Çıkarınca ne kalacak? 5, 1, 15 dakika kaldı. O zaman 15.75 neye eşitmiş? 1 saati buraya ekliyorum. Çünkü 1 saat çıkardım buradan. 16 oldu. Dakikam da kaldı. 16, 15. Dikkat edin bakın. 75 dakikadan bir tane 60. 1 saatlik çıkardım. 15 dakika kaldı. Kalan dakikayı dakikanın altına yazdım. Peki arkadaşlar, sonra
En sonunda da arkadaşlar saate de 1 ekledim. Çünkü bir tane 60 çıkardım. Örneğin şöyle bir şey deseydim. 135 dakika kaç saat kaç dakikadır deseydi yine 60 çıkaracağım arkadaşlar. Bir tane çıkaracağım. Ne kalacak? Buradan 75. Bir daha 60 çıkaracağım arkadaşlar. Ne 60'ın altına düşene kadar çıkartıyorsunuz. Ne kalacak? 15. Şimdi bakıyorum kaç tane saat çıkardım? 2 tane 60 çıkardım. 2 saat çıkardım. Geriye kaç kaldı? 15 dakika kaldı. 2 saat 15 dakika olaraktan ifade edeceğiz. Yani fazla dakikaları saat ve dakikaya çevirmek bu şekilde olacak sevgili arkadaşlarım. Dördüncü soru. Her gün 35 dakika spor yapan Sema bir haftada toplam kaç saat spor yapmıştır? Öncelikle arkadaşlar her gün 35 dakika spor yapıyor. Bunu bir hafta boyunca yaptığını düşünürsek bir haftada toplam kaç dakika yapacak? Önce bunu bulalım. Çünkü dakika dakika ondan sonra saate çeviririz. Şimdi dakikayı hesaplayınca direkt böyle karşımıza tak diye saat çıkmayacak. 35 ile arkadaşlar biz 7'yi çarpacağız. 7 ile 5'i çarptık. 35'in 5'i elde var 3. 7 ile 3'ü çarptık arkadaşlar. 21 elde var 3'tü. Ne oldu? 24 oldu. 245. Peki 245 dakika spor yapmış. Peki kaç saat diyor bize arkadaşlar? 245 dakikayı az önce yukarıda yaptığımız gibi 60'ları çıkara 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 ne yapacağız biz arkadaşlar? Kaç saat kaç dakika ettiğini bulacağız. 245'ten 60'ı bakın kaç tane 60 çıkardıysam o kadar saat olacak. En sonunda kalan da bizim dakikamız olacak. Çıkartıyoruz arkadaşlar. 5, 14'ten 6 çıktı. 8, 1. Bir tane saati çıkardım. Bakın bu birinci saat. Yanına yazıyorum. Bir daha 60 çıkartıyorum. 125. Bu da ikinci saat. Bir daha 60 çıkartıyorum. 65. Bu üçüncü saat. 65'ten bir daha 60 çıkartıyorum. 5 kaldı. Bu da dördüncü saat. Kaç saat etmiş? 4 saat. Peki ardında kalan dakika var mı? Var arkadaşlar değil mi? Var. 4 saat 5 dakika. 4 saat 5 dakika olaraktan biz bunu ifade etmiş olacağız. 10 arkadaşlar 5. soru. 13.20'de kalkan otobüs 70 dakikada Konya'ya varıyor. Otobüs Konya'ya vardığında saat kaçı gösterir? Önce toplamayı yapın. Düz toplamayı yapın. Ondan sonra saate çevirirsiniz arkadaşlar. 13, 20 ile 70'i topluyorum ben. 0, 9, 3, 1. 13.90 oldu. Peki arkadaşlarım. 13.90'ı ben saat kaç olarak gözükecek? 90 dakika hocam ben burada 60'ın üzerinde 59'un üzerinde dakika gösteremem ki. 90 dakika çok fazla. Ne yapacağız? Buradan 1 saate çekelim bakalım. 90'dan 60'ı çıkartalım. 30 kaldı. Bir tane saat çıkardım. 30 dakika kaldı. O zaman ne yapıyorum? 13.90 değil de dakikayı 30 olarak yazıyorum. Kalan dakikam 30. Peki saati ne yazacağım? Hocam 1 saat çıkardıysam, değil mi? 90'dan ben 1 saat çıkardıysam buraya bir tane saati fazla eklemem lazım. 14.30 demem lazım. 2 tane saat çıkarmış olsaydım 2 saat ekleyecektim. 15.30 olurdu. Ama 90'da biz bir tane saat çıkardık arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane eklememiz gerekiyor. Geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 6. sorumuzla devam ediyoruz. Ekranlarımıza yansıdı 6. soru diyor ki Ahmet 19.00 ile 21.20 arasında film izlemiştir. Buna göre Ahmet kaç dakika film izlemiştir? Önce bir çıkartmayı yapalım. Normal saat çıkartması. Sonra çıkan saatimizi dakikaya çevireceğiz. Bütün işlemimiz bu. 21.20'den 19.00'ı çıkartıyoruz arkadaşlar. Çünkü büyükten küçük çıkacak değil mi? 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 0 çıktı 2. Saate geçiyoruz. 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı arkadaşlar. Burada 2 kaldı. Aşağısı tekrardan 1 oldu. 0-2 yani 2 saat 20 dakika. Bize neyi soruyor? Ahmet kaç dakika film izlemiştir? Hocam 2 saat 20 dakika. Burada çevirmemiz gereken şey dakika değil. Saati dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Peki ne demiştik? Kuralımız neydi? 1 saat 60 dakikaydı. Değil mi? O zaman 2 saat kaç dakika olacak? Çarpmamız gerekiyor. 60 ile
2'yi çarparsak 2 çarpı 0 0, 2 çarpı 6 12. Demek ki 2 saat 120 dakika eşittir 2 saat, değil mi arkadaşlar? Peki Ahmet kaç dakika film izlemiş? Hocam 120 dakika mı? Hayır. 2 saat 20 dakika izlemiş. Biz 2 saati çevirdik. Üzerine 20 dakika daha eklememiz gerekiyor. 120 artı 20'den 140 dakika arkadaşlar Ahmet film izlemiş olacak. Geçiyoruz 7. sorumuza. 90 dakikalık bir maç 18.30'da başladığına göre saat kaçta bitmiştir? Ben direkt toplamayı yapıyorum. 18.30'da 90 dakikayı topluyorum. Nasıl olsa en sonunda çıkara çıkara ben saatleri bulacağım, değil mi? 0 0 3'te 9'u topladık. 12. Bakın dakikalarda 120 kaldı. Sonra 8, sonra 1. Bunu zaten ilerlettiğiniz zaman, bunu böyle bu şekilde yaptığınız zaman diyeceksiniz ki ya 120 dakika zaten şu kadar saattir hocam. Direkt saat ekleyeyim, saat şudur diye işin içinden çıkacaksınız. Bu işin en başlangıç. Nasıl en basit yaparız? Bunun anlatımı arkadaşlar. 18 saat 120 dakika. 120 diye bir dakika olmaz. Ne yapalım? 60'ları saatleri çekelim şimdi. 120'den 60'ı çekiyoruz arkadaşlar. Ne kaldı? 0, 6. Birinci saatimi çektim. 60'tan bir daha 60'ı çekiyorum. 60 diye dakika olmaz. Unutmayın. En fazla dakikalar 59'u gösterir. 60 olduğunda 1 saat 60 demektir. İlerlemiş demektir. 0, 0. Evet, kalanımız 0, 0 dakika. Kaçıncı saati çıkardım? Ben ikinci saat. Bunu unutmayalım. O zaman 18.120 yerine 2 saat ekliyorum. 2 saat çıkardım. 18'e 2 eklersek arkadaşlar 20 olur. Dakika kaç kaldı? 0 0. 20 0 0'da bu arkadaşlar maç bitmiş olacak diyoruz. Gördük mü arkadaşlar ne kadar kolay oluyor? Evet, İrem saat 8. sorumuzda diyor ki 14.35'te okuldan çıkmaktadır. Okulda 4 saat 5 dakika kalan İrem acaba saat kaçta okula gitmiştir? Çıkartalım abicim. Yani 4 saat 5 dakika kaldığına göre biz 4 saat 5 dakika kadar çıkartırsak okula kaçta gittiğini bulmuş oluruz. 14.35'ten 4 saat 5 dakika. 4 saat 5 dakikayı nasıl yazacağım? Dikkat edelim. 0.5. Aman dikkat. 4.5 yazarsanız 50 manasına gelir bu. Yanılırsınız. 5 dakika 4 dakika 0.5 demektir. Buraya ayrıca bir dikkat. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 0 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. 1 aşağı indi. Kaçta okulda olmuş? 10.30. 10.30 okunabilir mi? Okunabilir. Evet, dakika 59'dan yüksek değil. 30 dakika bizde söylenebiliyor arkadaşlar. Demek ki 10.30'da okulda olmuş İrem. Tamam mı arkadaşlar? Geliyoruz 9. sorumuza. Ve arkadaşlar bir soru daha var daha sonra. Bir araba 1 kilometre yolu 3 dakikada gittiğine göre. Bakalım, altını çiziyorum. 1 kilometre yolu 3 dakikada gittiğine göre. 69 kilometre yolu kaç dakikada gider diyor arkadaşlar. 69, şimdi 1 kilometre yolu 3 dakikada. Peki 69 kilometre yol ne yapacağız? Çarpma işlemini hatırlatıyor bize, değil mi arkadaşlar? 69 kere 3 olması lazım. 69 çarpı 3 çarpıyoruz bakalım. 3 ile 9'u çarptım. Neydi arkadaşlar, bir hatırlayın. 27. 27'nin 7'sini yazdım. Elde var 2. 3 ile 6'yı çarptım. 18. Elde var 2 daha, ne oldu? 20. Demek ki 207 dakika edecektir. Peki bize soruyor. Kaç saat kaç dakika? Tabii sonuçları bulduktan sonra soruya bir daha bakmak mutlaka gerekiyor. Hemen heyecanlanıp pat diye bulduğumuz işlemi sonuç sanmayalım. En büyük yanılgı bu olur. Doğru yapabiliyorken yanlış yaparız arkadaşlar. Çok üzülürüz. Kaç saat kaç dakika diyor. O zaman 207'yi saat ve dakikaya çevirmem lazım. Ne yapacağım? 60'er 60'er çıkartıyorum. Çıkardım 60'ı. 7, 14. Birinci saatimi yazdım bakın. Birinci saat bu. 147 dakika kaldı. Bir daha çıkarıyorum 60'ı. 7, 8. İkinci saatimi çıkardım. Bir daha çıkarıyorum 60'ı. 27. Üçüncü saatimi çıkardım. Demek ki 207 dakikanın içerisinde 3 tane tam saat var. Bir tane de 27. En son kalanımız dakikamız oluyor, değil mi? Kaç tane 60 çıkardıysanız bu kadar tam saatimiz. Yani 3 saat ne diyeceğiz? 27 dakika olaraktan kaldı diyeceğiz arkadaşlar. Ya da bu yolumuz sürer diyeceğiz. Son sorumuz arkadaşlar. 10. soru.
Sınıfta düzenlenen resim yarışması saat 15.30'da başladı. Yarışmayı ilk olarak Emre 1 saat 30 dakika sonra tamamladı. Emre yarışmayı tamamladığında saat kaçtır? Yani yarışma şu saatte başladıysa, bu kadar saatte de tamamlanıyorsa üzerine eklemek anlamına gelir arkadaşlar. Mesela diyelim ki 10 dakika sonrası kaçtır? Artı 10 dakika dersiniz değil mi? İşte 1 saat 10 30 dakika sonrası kaçtır? Bize bunu soruyor. Biz de burada bunu toplayacağız arkadaşlar. O zaman 15.30 ile 1 saat 30'u topluyoruz arkadaşlar. 0, 6 tık tık dakikalar atmış oldu. 5 ile 1'i topladım 6. 1 aşağı indi 1. Paniğe gerek yok. Hocam burada 60 dakika kalmış falan filan. Kalmaz tabii ki. Hemen 60'tan 60'ı çıkaracağız. Kaç kalacak? 0, 0. Demek ki hocam 1 saat eklememiz lazımmış. 16, 60'a biz ne diyeceğiz? 1 saat eklersek 17 dakikayı ne yazacağız? Dakika 60'tan artık kalana dönecek buradaki 0, 0. Demek ki 17, 0, 0'da arkadaşlar Emre yarışmayı tamamlar. Evet arkadaşlar.